Hepinize merhabalar. Bu video böyle birkaç günün karışık vlogu gibi bir video olacak. Birkaç gündür vlog çekmeye çalışıyorum ama hiçbir zaman günüm hani... Mesela bir günüm güzel başlıyor ama akşamında bir şey yapmıyorum. Ya da işte bir günüm hani sabahında bir şey yapmıyorum ama akşamında hani bir olay oluyor, bir aktivite yapıyorum falan filan. O yüzden hani bazı günlerin sabahlarından, öğlenlerinden, bazı günlerin de akşamlarından elimde videolar var. Ama tam bir gün vlog çekemedim. O yüzden... Dedim ki ben bu çektiklerimi nasıl kullanabilirim diye düşündüm. Ve böyle hani flashback tarzı bir video yapmak istedim. Bu videoda size birkaç gündür, son bir 2-3 gündür neler yaptığımı anlatacağım. Aynı zamanda da anlattıkça bu çektiğim görüntüleri size göstermeye karar verdim. Umarım beğenirsiniz diyorum. Hemen videoya geçiyorum. Bugün günlerden salı. Ben cumartesi gününden başlayacağım. Cumartesi günü sabah antrenmanımız vardı. Antrenmandan sonra koçumuz bizler için bir yemek hazırlamıştı. Yemek hazırlamış derken şundan bahsediyorum. Eskiden Eckerd'de okumuş ve aynı zamanda kadın basketbol takımında oynamış. Yani mezunlarla şu anki öğrencileri birleştirmek için bir yemek hazırlamıştı koçumuz. Ve bu yemeğe katıldık cumartesi antrenmandan sonra. Bu yemekte mezun olan öğrenciler Eckerd'de olduğu zamanlardaki anılarından bahsettiler. Basketbol takımı bunda geçen anılarından bahsettiler falan. Hani aynı zamanda da bize birkaç tane öğüt verdiler. Kısımlarından bir tanesi. Bizim yüzüklerimizi almamız oldu. Yüzüklerimiz derken neyden bahsediyorum? Biz geçen sene Eckerd basketbol takımıyla Eckerd kadın basketbol tarihinde ilk defa olduğumuz ligin şampiyonu olduk. Ve o yüzden bize şampiyonluk yüzükleri sipariş etmişlerdi koçlarımız. Gerçekten çok çok güzeldi yüzükler. Üstünde işte olduğumuz ligin adı ve aynı zamanda da numaramız ve soy ismimiz vardı. Herkese özel. Yemekten sonra kampüse geri döndüm ve günün geri kalanını Kappa Field adı verilen herkesin özellikle hafta sonları buluştuğu kocaman yeşillik alanda rahatlayarak ve arkadaşlarımla eğlenerek geçirdim. Arkadaşımı ikna ettim ve hep beraber St. Petersburg'un 40 dakika falan uzaklığında olan Tempa şehrine gittik. Buraya gitmek istememin asıl sebebi oradaki bir Türk restoranına gidip özlediğim Türk yemeklerinin tadına bakmaktı. Evimden kilometrelerce uzakta beyti yedim. Arkadaşlarım da farklı farklı yemekler aldılar ve gerçekten Türk yemeklerine bayıldıklarını söylediler.
Pazartesi günü derse gitmekten ve antrenmana gitmekten başka pek bir şey yapmadım ama salı günü yani bugün yakın arkadaşlarımdan bir tanesinin doğum günüydü. Çok güzel bir restoran, bar tarzı bir yere gittik. Ve ondan sonra da şehir merkezinde biraz dolaştık. Son 2-3 günüm böyle geçti. Elimde olan bu videoların boşa gitmesini istemedim ama tam bir gün vlogu da çıkmıyordu bu videolardan. O yüzden aklıma böyle bir fikir geldi. Bu video hoşunuza gitti mi gitmedi mi? Böyle videoları görmek ister misiniz? Yoksa daha çok tam gün vlogu istiyoruz mu diyorsunuz? Bana yorumlarda haber verirsiniz. Çok sevinirim. Bir sonraki video büyük ihtimalle bana bir sürü soru gönderdiğiniz soru cevap videosu olur. Bir sonraki videoda görüşürüz diyorum. Hepinizi çok 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 öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Bye.